Efendim her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Amerikalı senatör Bob Menendez için bir yolsuzluk soruşturması daha başlatıldı. Nedeni ise Menendez'in eşinin 400 bin dolarlık altın külçe sattığı, Demokrat senatörün ise siyasi taviz karşılığı otomobil ve daire gibi hediyeler kabul ettiği belirtiliyor. Şimdi Menendez 2017 yılında da bu tarz bir soruşturma geçirmişti aslında. Bu davayı ve Menendez'in Türk-Amerikan ilişkilerindeki etkisini konuşacağız. Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Efe Sıvış ve Ahmet Yesevi Üniversitesi öğretim üyesi Murat Yılmaz'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet Sayın Yılmaz sizle başlayalım. Şimdi bu soruşturma ilişkin genel geçer bir tablo çizmenizi isteyeceğim. Yorumunuz ne olur? Çünkü söz konusu isim ABD'de kritik görevlerde bulunan isim. Şimdi Dilara Hanım seçimler yaklaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024'te. Menendez de yeniden aday olacak. Bu soruşturma bir süre önce başlamış bir soruşturma ve Menendez'in siz ifade ettiniz daha önce buna benzer iki soruşturma geçirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörlerin, temsilcilerin zaman zaman bu tür soruşturmalar geçirdiğini biliyoruz. Çünkü orada yürütülen faaliyetler esnasında bir takım çıkar gruplarıyla veya şirketlerle kurulan ilişkilerde bazı hediye veya hediye niteliğinde sayılabilecek bir takım avantajların eğer belli sınırları aşarsa ve bildirilmezse bir soruşturmaya konu olduğu biliniyor. Menendez bu konuda aslında tecrübeli bir senatör. Evet. Üçüncü dönemi iki soruşturma atlatmış. Ama bu son soruşturmada ikinci eşi üzerinden ilişkilendirilen ikinci eşinin de dahil olduğu bir soruşturma söz konusu. Ekim ayı içerisinde de anladığımız kadarıyla o soruşturmanın yeni bir safhası ortaya çıkacak. Bu soruşturmanın arkasında siz işaret ettiniz. Bir takım iddialar var. İşte bir ev, bir araba aldığı ve eşi üzerinden 2020'de evlendiği eşinin bu servetini de beyan etmesi gerekiyor senatör olduğu için. Buna 2022'de bir ilave beyannamede bulunuyor. O arada 2 yıl geçtiği için ve şimdi de bu beyannamede ortaya konulan bu meblağın aynı zamanda satıldığı söyleniyor bu 250 bin dolarlık bir meblağ belirtiyor, evet. Şey yapıyordu değil mi? Varlığını bildiriyor. Öyle söyleniyor ama onun da satıldığı söyleniyor. Şimdi bu dolayısıyla soruşturma sırasında el konma gibi bir tedbire karşı kendilerince bir tedbir almışlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde başka davalardan da biliyoruz. Yani bu konuları takip eden bir kamuoyu var. Muhtemelen bu konuda takip edilecek. Seçim süreci de olduğu için daha da dikkatli takip edilecektir. Ama bir yandan da şunu biliyoruz. Bu tür soruşturmalar aynı zamanda siyasi hesaplaşmalarda da kullanılan seçim dönemi olduğu için başta ifade etmiştim. Siyasi hesaplaşmalarda da kullanılan argümanlara dönüşebiliyor. Tabii bütün bunlardan bağımsız olarak Menendez'in Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde fevkalade menfi bir rol oynadığını görüyoruz. İlişkilerin gergin olduğu dönemlerde bu gerginliği artırıyor. İlişkilerin düzelme ihtimali olduğu dönemlerde de pürüz çıkaran, daima bir sorun teşkil edecek zaviyeden engeller çıkaran bir aktöre dönüşmüş durumda. Hem senatörlüğün hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu dış ilişkiler başkanlığını kullanmak suretiyle senatodaki buradan bir Türkiye karşısında F-16'lardan işte Türkiye-Yunanistan ilişkilerine, Türkiye-Kıbrıs
ilişkilerine, Kıbrıs problemine ilişkin her seferinde Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerde, Azerbaycan'ın Ermenistan'la arasında yaşanan problemlerde her seferinde Türkiye'nin yanında olmadığını belli eden, Türkiye aleyhinde bir pozisyonda bulunmayı tercih eden bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunları detaylandıracağız ilerleyen dakikalarda. Evet. Çünkü FETÖ yapılanması içerisinde de biz Menendez'i görüyoruz. Keza Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde Büyükelçi engelinde de yine baş aktör olarak Menendez'i görüyoruz. Erdoğan'a düşmanlığı ve tüm Türkiye aslında düşmanlığı söz konusu. Şimdi Kübalı göçmen bir ailenin üniversite mezunu ilk üyesi Bob Menendez. Ve 10 yılda yaklaşık 3 soruşturma, son 10 yılda 3 kez yolsuzluk soruşturması açıldı. Evet. Bu siyasi kariyerine zarar verir mi? Elbette verir. Yani bunların tabii normal koşullar altında Menendez'in hesaplarına göre açığa çıkmaması gerekiyor. Ama görünen o ki bugün bir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki senatörün yasal maaşı yıllık 174 bin dolar civarında. 12'ye bölerseniz işte 14.500 dolar gibi bir paraya tekabül ediyor. Aylık maaşından bahsediyorum. Hı. Görünen o ki ayda 14.500 dolar maaş Bob Menendez'e yetmiyor. Bunu bir veri olarak bir şeye koyalım. Çünkü senelerdir yetmiyor bu para. Hı. Dolayısıyla bunun ötesinde bir takım gelir modelleri üretmeye çalışıyor. Esasında Türkiye karşıtlığı, Türkiye düşmanlığı vesaire Bob Menendez'in böyle prensiplere ben olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bunların hepsini bir ticari bir şeye tahvil etmeye çalışan bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Evet. Dolayısıyla bu neresi feasible olursa, hangi siyasetleri takip etmek Bob Menendez'e feasible geliyorsa, daha karlı oluyorsa, Bob Menendez öyle bir siyaset takip ediyor. Bu Yunanistan-Rum lobisinden bir takım nemalanmalar neticesinde Türkiye karşıtı politikalar olarak tezahür edebilir. F-16'larını engeller. İşte başkan, bunların çok tutarlı olmasına gerek yok. Altını teker teker açabilirim. Yazdığı mektuplardaki tutarsızlıkları, çelişkileri, F-16 konusundaki irrasyonel dayattığı koşutları. Mesela diyor ki biz F-16'ları biz satalım ama PYD'ye, PKK'ya kullanmasın diye bir şart getirelim diyor mesela. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu söylüyor. Niye? Çünkü açıktan bir şekilde Türkiye karşıtı gruplar tarafından beslenen, fonlanan bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Bunu sadece Türkiye'ye karşı da yapmıyor. Bir takım ticari kuruluşlar, mesela Mısır'da bir helal gıda sertifikasyonu alan bir şirketle de bir işbirliği yapıyor. İşte bir göz doktoru, göz hekimi bir arkadaşı var. Bu sağlık alanında bir takım ihaleler alınmasına konusunda vesile. Onda da soruşturmalar geçiriyor. Dolayısıyla mesele Türkiye karşıtlığı olur. Mesele bir göz doktoruyla beraber müşterek sağlık sektöründe para kazanmak olur. Mesele Mısır'da helal et sertifikası olur. Olur da olur. Mesele bu 14.500 dolar aylık maaşı ben görünmez gelirlerle nasıl arttırırım da nasıl bu işten tırnak içinde ticari bir zaferle, etik de olmasa, ahlaki de olmasa nasıl çıkarım? Bu işi nasıl görürüm? Yani Menendez'in derdi esasında bu. Türkiye olmuş, Uganda olmuş, Mısır olmuş, onun bu konularda çok da şey yok ama istikrarlı bir şekilde Rum lobisi ve hatta FETÖ odakları tarafından da desteklendiği savunulabilir. Evet. Hiçbir fırsatı da kaçırmıyor. Yani Pile ve şey yolu, en son bu Kıbrıs'taki gerginlik de hemen gene ön aldı ve Güney Kıbrıs'ın toprak bütünlüğü sözde. Sanki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yokmuş da Güney Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için gerekirse başımı koyarım gibi böyle maksimalist ifadeler, sanki böyle bir şeye gönül vermiş gibi. Sanki gerçekten kalbi Rumlar için atıyormuş. Buralardan desteklendiği ve fonlandığı bu lobiler kanalıyla son derece açık. Lobicilik firmaları da Amerikan siyasetinde yasak falan değil. Bunlar yasal. Lobi firmaları var, gidiyorsunuz bunlara. Biz Türkiye de bunlarla şey yapıyor, zaman zaman çalışıyor ama tabii sadece lobi firmalarıyla çalışmak yetmiyor. Orada bir nüfusunuzun da olması lazım. Yani mesela Rumların hem orada nüfusu var hem para da harcıyorlar. Evet. Dolayısıyla oradaki milletvekillerinin sadece para kaygısı yok. Rum lobisinden içeride mesela şey de alabiliyorlar. Onlardan oy da alabiliyorlar. Bütün Türk nüfusunu toplayın şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun kongrede bir gücü olmuyor. Birini seçtirtemiyor ama Rumların nüfusu seçtirtebiliyor. Hem para gücü olacak
Hem de orada seçmen gücü olacak. Dolayısıyla bu ikisi olunca anca bir şeyler hareket ediyor. Sadece para da yetmiyor bazı konularda. Bazı konularda o da sadece yeterli oluyor. Ama burada artık tuzun koktuğu bir Amerikan, tipik bir Amerikan yolsuzluğa batmış bir senatöründen bahsediyoruz. İşte son 10 yılda 3. soruşturması. 2006 yılından beri görevde. İlk gelişi de buraya şeyle oldu, yani tesadüfen. Atama. Atamayla oldu biliyorsunuz. Evet, halk oylamasıyla göreve getirilmedi. Gelemedi. O da bunu bir şeye çevirdi. Yani madem ben buraya geldim, bal tutan parmağını yalar. Buraya seçimle gelmedim, atamayla geldim. Ben burada nasıl işte makamımı, mevkimi tahkim edeyim ve bunu olabildiğince de bir gelire çevireyim. Bu beyefendinin gelir modeli bu. Bu derken Türkiye karşıtlığı bunun bir alanı. İşte Ermeni asıllı bir eşi var. Yani Ermeni vatandaşlarımız var, bizim için çok kıymetli Ermeni vatandaşlarımız. Bunun bir Ermeni düşmanlığı olarak asla adetmemek gerekir ama Ermeni asıllı bir eşi var. 2020 yılında evlendi. Mesela bu Amerikalı bir büyükelçinin, biliyorsunuz belki geleceksiniz daha sonra, hani oralarda da bir şekilde yine Türkiye karşıtlığına buna evirmek için, evet, büyükelçi atamalarına kadar karışıyor. Şimdi 2020'de Menendez'in eşi Nayden katıldığı bir programda, röportajında şunu söylüyor. Diyor ki Menendez'e Ermeni tasarısını ABD hükümetine kabul ettirmesi için çalışması konusunda çok cesaretlendirdim. Sayın Yılmaz, burada size söz hakkı vermek istiyorum. Efe Bey'in söylediği gibi sadece Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı Menendez'in parasal kaygılardan kaynaklı mı? Yoksa sizce başka nedeni var mı? Şimdi biraz önce Efe Hoca açıkladı. Bunun bir piyasası var. Bu kişi de bu piyasaya talip. Bu piyasanın da bir hani lobi şirketleri üzerinden ya da etnik bir takım lobiler üzerinden yürüyen bir alanı var. Bir de menfaat şebekeleri üzerinden yürüyen bir alanı var. Menendez iki alanda da boy gösteriyor. İşte imar mesela, kendi bulunduğu yerin imar meselelerine de karışmış. Onunla ilgili de ayrı bir soruşturmanın yürüdüğü söyleniyor. O eşinin de dahil olduğu yine böyle bir problem. Biz de hani Efe Hoca söyledi ama tekrardan söylüyorum. Hani Rum lobisinden veya Ermeni lobisinden bahsediyoruz. Bu kesinlikle herhangi bir bizim vatandaşımız olan veya dünyada Türkiye düşmanlığı yapan farklı etnik gruplardan bir kesimi hedef almak anlamına gelmiyor. Ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım lobiler var, diasporalar var. Bu diasporaların hem nüfusu hem de orada yerleşik hayat içerisinde nesiller geçirmişler bir ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel güçleri var. Bunlar etrafında bir propaganda yürütüyorlar. Bunu yaparken de bir ekonomik güç kullanıyorlar. Yani siyasi güçle beraber. Bu tür aktörlerle zaman zaman yolları kesişiyor. Bazen kendi içlerinden, kendi etnik gruplarından ya da yakın etnik gruplarından aktör çıkarabiliyorlar. Ya da bu işe talip Menendez gibi aktörlerle iş yapıyorlar. Menendez'in bu konuda yani geniş bir yelpazede bu tür konulara talip olduğu anlaşılıyor. Şimdi hani eşinin, ikinci eşinin bu konuda kendisini teşvik ettiği anlaşılıyor ama zaten onun öncesinden itibaren biraz önce anlatıldı. Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ilişkilerinde çok açıkça tarafkir bir yerde duruyor. Hatta Türkiye'nin işte alacağı silahları terör örgütlerine karşı kullanmasına kendince sınırlama getirilmesi pozisyonunda durmaya çalışıyor. Ve Türkiye'nin yaşadığı problemlerde, işte mesela Suriye'den bahsettik. Bu Ermenistan veya Ermenistan-Azerbaycan probleminde de her seferinde bir taraf tutmaya çalışıyor. Çünkü bu lobiler üzerinden oluşan piyasadan kopmak istemiyor. Yani oradaki ilişkiyi geliştirmiş, hem para alıyor hem de siyasi, bu o grupların siyasi temsilcisi olmak sıfatıyla da kendisine siyasette bir şapka ediniyor. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde sistem itibariyle bu tür lobilerin, etnik grupların, çıkar gruplarının hani farklı ülkelerle ilişkilere zarar veren veya Amerika'nın
kendi çıkarlarının dışında bu etnik grupların çıkarlarını esas alan bir siyaset yapma imkanı doğuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu problemi suistimal eden işte Menendez gibi aktörler var. Yine bu çerçevede bu isim öne çıkınca tabii FETÖ gibi mesela ya da mesela PKK, PYD'ye yakın bir takım lobiler de onların elinde de bir takım fonlar var çünkü. Bu aktörleri bularak bunlar üzerinden Türkiye karşıtlığını devam ettirmek, işte burada Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelişmesini engellemek ya da ilişkiler biraz gelişince silah ithalatını temin edecek Türkiye'nin projelerini engellemek gibi pozisyonlarda kullanışlı bir aktöre dönüşmüş durumda Menendez. Peki bu Azerbaycan'a karısı Türk olan bir ABD Büyükelçisi yollanırsa Ermenistan'a karşı yanlı tutum izlenmiş olur. Bu doğru olmaz demişti zamanda senatör ve Ermenistan'ın aslında gözü kapalı savunucusu olarak belki nitelendirebiliriz. Karısı Türk diye bir diplomatın ABD'nin Bakü Büyükelçisi olmasını da engellemişti. Buna dair bir yorumunuz olur mu? Evet, tabii Türkiye'yi bir Ermenistan Ermenistan ya da Ermeni halkının karşıtı olarak göstermenin ne kadar beyhude olduğu son 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra yaşananlar neticesinde belli oldu. Bob Menendez'in böyle karısıyla vesairesiyle sanki Türk karısı Türk olunca oradaki büyükelçi Ermenistan'ın aleyhine, hilafına bir takım adımlar atacakmış gibi bir hava yaratıyor. Bunların tamamen esasında boş olduğu, balon olduğu ortaya çıktı. Niye? Türkiye-Ermenistan ilişkileri şu anda gelişiyor. Ve hem de Türkiye 2. Karabağ Savaşı'na doğrudan müdahil oldu ve reyonların geri alınmasına doğrudan destek verdi Azerbaycan. Yani hem Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları elinden aldı, Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın geri verilmesine TB2'lerle çok büyük bir rol oynadı. Bununla beraber Paşinyan bu savaşı kaybetti, ikinci savaşı kaybetti, 2. Karabağ Savaşı'nın 2020'de. Buna rağmen kalktı seçim kazandı. Niye? Çünkü Ermeni halkı artık bu yalanları falan yemiyor. Yani Türkiye'nin düşman olmadığının farkında ve şöyle dedi. Hem savaşı kaybetti, toprak işgal ettiği 93'teki işgal ettiği toprakları kaybetti Paşinyan. Ona rağmen seni bir daha seçiyorum dedi ve Türkiye ile de ilişkileri normalleşti, senin arkandayım dedi. Kim dedi bunu? Ermeni halkı dedi Paşinyan'a. Hatta sonra bir darbe kalkışması falan oldu. Cumhurbaşkanı da Paşinyan'a destek verdi. Her türlü darbeye karşıyız vesaire gibi anlamında. Dolayısıyla burada nedir mesele? Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler normalleşiyor. Hiçbir konuda bizim esasında böyle bir sözde soykırım gibi dayatmalar ya da farklı ülkelerin parlamentolarından bu tip dayatmalar olmadığı müddetçe bizim Ermeni halkıyla hiçbir alıp veremediğimiz yok. Ermeniler bizim içimizde. Bizim en sevdiğimiz fotoğrafçı İstanbul'un fotoğraflarını biz kimden biliyoruz? Ara Güler'den biliyoruz. İşte Galata Port'ta müzesi var. Peki bu Menendez'in bunu hala kullanması eski moda mı diyorsun? Menendez eline gelebilecek her şeyi esasında bir şekilde gayretkeş bir şekilde göstermeye çalışıyor. Yani ben bunu da denedim. Ermeni bu elinde bir İsviçre çakısı var. Burada çeşitli enstrümanları var. Bu Türk-Ermeni meselesi olabilir. İşte Pile yolunda Kıbrıs meselesi olabilir. Gider Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ın sondaj faaliyetlerini destekler ama son derece çelişkili bir şekilde. Mesela ben der ki çok çevreciyim, New Jersey'nin kıyılarında petrol sondajı yapılmasına karşıyım ben. Hidrokarbon rezervleri kullanılmasın artık, ben sürdürülebilir enerjiden yanayım der. Kalkar, akşam yatar, sabah kalkar gider Yunanistan'a, ben Yunanistan'ın buradaki sondaj faaliyetlerini destekliyorum der. Dolayısıyla hani Menendez'e konu olsun, biraz yüzeyseldir, derinlemesine bilgisi yoktur. Her bulduğu konunun üzerine atlar, orada ne karış. Çünkü bir yerlere bir şeyleri kanıtlamak zorunda, o paraları hak etmek zorunda. Çünkü parayı veren ne iş gördün diye günün sonunda hesap sormaya geliyor. O da anlatıyor işte Ermeni meselesini kaçırmadım, Kıbrıs meselesini kaçırmadım. Doğu Akdeniz her konuda Türkiye'nin yumuşak karnı olabilecek her konuda bir aksiyon aldım gibi bir patronlarına, esasında parayı aldığı yerlere diyelim. Bir eğer ki bir şey satıcısıysa burada, Türkiye düşmanlığı satıyorsa o satışlarından bir tanesi bu. Bunları tevsik etmeye, kanıtlamaya çalışıyor. Mesele bu kadar açık. Yani Türkiye ile Ermenistan arasında yoksa Ermeni halk arasında hiçbir sorunun olmadığı, işte bu normalleşme sürecinden ve normalleşme sürecinin de Ermeni halkı tarafından da desteklendiğinden zaten belli. Bizim tarafta da bir şey yok. Cumhurbaşkanına ya da AK Parti'ye yönelik Ermeni sorununu çözüyor diye bir kalkışma vesaire görüyor muyuz? Bizim Türk halkının Ermeni halkıyla arasında bir sorun var mı? Hayır, yok. Ya 1915 yılında olanlar farklı tarihsel gerçeklikler var. Savaş dönemidir.
O dönemki Doğu Anadolu'daki bir takım Ermeni gruplar Ruslarla müşterek olarak Osmanlı'ya silah çevirmiş midir? Evet, çevirmiştir. Bunun sonunda da tehcir politikaları uygulanmış mıdır? Evet, uygulanmıştır. Ama bunlar Türkiye-Ermenistan arasındaki sorunların böyle bir Bob Menendez'in yüzeysel ya da sığ fikirleri ya da bilgisiyle kaşınacak ya da bunu kaşınmaya teşne konular değildir. Türkiye eminim bunu da atlatacaktır. F-16 konusunda da Bob Menendez'in tek başına bu F-16 satışlarına karşı direnmesinin bunlar esasında önüne geçer. Niye? Meşruiyetini kaybediyor, evet, çünkü. Onu da konuşacağız. Biraz daha burada kalmak istiyorum çünkü önemli. Şimdi şöyle iddialar var Sayın Yılmaz. 2020 yılında şimdi ikinci eşiyle evlendiği sıralarda iyice Türkiye'ye karşı nefreti daha da körüklendi diye ABD topraklarında Ermeni diasporasının bir eyleminde tanışıyor ikinci eşiyle ve 2020 yılında evleniyorlar. Ardından Türkiye parasını ödediği halde F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a verilmesi gerektiğini de savunuyor. Ve ardı sıra gelen birçok açıklaması oluyor Türkiye düşmanlığı yönünde. Bu evliliğin bunda etkisi olmuş olabilir mi? Ya muhtemelen bu piyasadaki aktörlüğü sayesinde kendisine hani yeni bir eş de bulmuş. Tabiatıyla eşinin de katkısıyla Türkiye düşmanlığına yönelik tavrı da bakış açısı da işte işin içine Ermenistan'a da katacak bir geniş çerçeveden bakış açısıyla muhakkak bir etkisi olmuştur. Ama burada asıl önemli olan nokta şu: Amerika Birleşik Devletleri'nde bu diasporaların geldikleri ülkelerin gerçek problemlerinden kopuk böyle ultra bir tür hayali ve düşmanlık üzerinden kurulmuş bir kimlik algılamaları var. Bu hem Yunan-Rum diasporası için geçerli, hem de maalesef Ermeni diasporası için geçerli. Bu diasporalar bazen ülkeler güç kaybettiğinde, ki ikisi de zayıf, güçsüz ülkeler ve kendi kendini kuramamış, dolayısıyla dış müdahaleye açık ülkeler, hem Yunanistan hem Ermenistan. O yüzden de bu diasporaların zaman zaman bu ülkeler üzerinde fazla etkisi oluyor ve bu fazla etkiden dolayı da aramızdaki, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki tarihten, komşuluktan kaynaklanan sorunların daha da arttığı ve büyük bir takım aktörlerin, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatinin de dahil olduğu bir daha çıkmaz sokaklara girdiğini görüyoruz. Bu ilişkileri buradan kurtarmak için hem bu ülkelerin, hem de Türkiye'nin, hem de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin gayret sarf etmesi lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri de özellikle burada devlet aklını oluşturmak yerine zaman zaman bu diasporaların, etnik lobilerin tesirinde kalıyor veya bir takım ideolojik ön yargısı olan grupların bu tür lobilerle, etnik gruplarla yakın ilişkiler geliştirdiğini görüyoruz. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinde de, Yunanistan'la ilişkilerinde de asıl olan iki ülkenin komşuluktan kaynaklanan problemleri de var. Komşuluktan kaynaklanan ortak paydaları, menfaatleri ve geleceğe müteallik ortak projeleri de var. İşte mesela Kafkaslardaki hem enerji hem de ticaret yolları, koridorları sayesinde Ermenistan ekonomisinin daralması, dışarıya kapanma gibi işte nüfus kaybı gibi büyük problemlerini hem Türkiye ile hem de Azerbaycan'la kurduğu ilişkiler marifetiyle açabilir ve bu gerçekten Ermenistan halkının, Ermenistan devletinin o diasporaların tahrikinin çok ötesinde menfaatine olacak gerçekçi projelere onları yönlendirebilir. Keza aynı şekilde Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan için de bunlar geçerli. Burada biz hep diasporadan bahsediyoruz ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de zaman zaman Türkiye ile Orta Doğu'daki farklı bakış açılarından, Türkiye'ye bir takım özellikle Suriye üzerinden dayatmaya çalıştığı projeler bahsinde bu lobileri, bu diasporaları kullanmak suretiyle
Türkiye üzerinde bir baskı meydana getirmeye çalıştığını da unutmayalım. Yani Menendez sadece diasporalar sayesinde değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki bu bakış açısından da güç kazanarak böyle bir aktör haline gelebildi. Bunu da unutmamak lazım. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde nispi düzelme, işte bu tür aktörlerin etkinliğini de azaltır. Bu aslında hani son ortaya çıkan bu soruşturma da buna belki katkı sunabilecek, belki bir tesadüf. Bir olumlu tesiri de olabilir. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri belki güçlendirebilir bu soruşturma. Yani güçlendirmese bile yani problemlerin bazılarını yumuşatabilir. Burada Menendez'in etkisini azaltacak, sorun çıkarma kabiliyetini azaltacak bir etki uyandırabilir. Peki asıl soru sorulması gereken sorulardan biri aslında F-16'lar. Şimdi Biden yönetimi isterse eğer F-16'lar konusunda Menendez ağzını bile açamaz. Burada önemli olan Biden yönetiminin niyeti mi diye sorayım. Biden yönetiminin niyeti F-16'ların artık Türkiye'ye verilmesi konusunda olduğunu, bunu hem Pentagon'a yakın kaynaklardan hem bir takım Pentagon'a yakın think tank kuruluşlarının raporlarından görebiliyoruz. Elbette çok önemli başkanın ne dediği. Ve başkanın bu konudaki düşüncesini ama hem senatoda hem de temsilciler meclisinde bunun ayrı ayrı tabii geçmesi gerekiyor. Böyle de bir realite var. Ama tüm bunlar esasında bu en son bir congressional report yayınlandı. Birkaç gün önce Amerikan Kongresi Türkiye'ye yönelik bir raporu yayınladı. Burada da Türkiye'ye yönelik yumuşama ifadeleri, Ankara'nın önemini göz ardı etmemek lazım, Ankara yükselen bir değerdir vesaire gibi. Bunların tamamı ne işaret ediyor? Artık Amerikan yerleşik düzeni, yani establishment dediğimiz düzen, bu F-16'ların Türkiye'ye verilmesini istiyor. Buna direnen gruplar elbette olacaktır. Hangi gruplar? Başta hemen Rum lobisi gelecek, işte FETÖ gelecek. Bunlar bu F-16'ların verilmesine karşı olacaklar. Bob Menendez de bu gruplardan finanse edilen bir odak olarak bu minvalde savaşacaktır. Elinden geleni yapacaktır. Fakat yerleşik düzen bir defa Türkiye'ye yönelik böyle bir adım, böyle bir sempatiyle yaklaşıyorsa F-16'ların verilmesini, satılmasını ve elimizdeki envanterimizdekini de modernize edilmesi, modernizasyon kitlerini. Bir de tabii F-35'lerden kaynaklı bir paramız var içeride. Onun da bunlara mahsup edilip üstüne parasını ödeyip o F-16'ları almamız gerekiyor. O paranın orada unutulmaması gerekiyor. Zaten Amerikan Pentagon'un bütçesinde bu yazıyor, o bizim paramız, ama onun oraya mahsup edilmesi farklı bir olay. Onun için de Türk dışişleri diplomasisi, bürokrasisi gerekli çalışmaları yapacaktır diye düşünüyorum. F-16 meselesinde Türkiye'nin esasında bu şeyleri blok etmiş en yüksek sürümdeki 4,5. nesil uçakları bir şekilde alacağını, satın alacağını ben öngörüyorum. Bunun Adalar Denizi'ndeki simetriyi bozmaması ve oradaki esasında gerilimin arttırılmaması açısından da son derece önemli olduğunu görüyorum. Ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri tarafından artık bu gerilimin, çünkü bütün bu gerilimi yaratan esasında Amerikalılar. Yani F-35'leri Türkiye'den çıkaran, Türkiye'yi F-35 programından çıkaran, F-16'ları Türkiye'ye vermiyoruz ama Yunanistan'a veriyoruz diyerek ortalığı kızıştıran. Burada çünkü Türkiye'yi ne yapmaya çalışıyor? Kendi dış politikasının yanına çekmeye çalışıyor. Yani her konuda Amerika'ya yanlısı bir dış politika uygulayacaksın Yunanistan gibi. Hangi konularda? Libya'da, Suriye'de, Ermenistan Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de. Bütün bunlarda Amerikalılara müzahir bir dış politika, dış siyaset takip edersen eğer, o zaman diyor ki F-16'yı da alırsın, F-35'i de alırsın, süt liman olur her şey. Ama Türkiye bunu yapmadı ve daha bağımsız bir dış siyaset takip etti. Evet, bir takım bedelleri oldu, katsa yaptırımlarına uğradı, S-400'ler meselesi vesaire, ama görünüyor ki tedrici olarak, kademeli olarak Türkiye'nin bu bağımsız siyaseti kanıksanıyor, yani kabulleniliyor. Öyle söyleyeyim, yani Soğuk Savaş döneminde Türkiye çok daha fazla Amerika'nın yanında. Çünkü bir Batı bloğu vardı, bir Doğu bloğu vardı. O zaman Batı bloğundaydı Türkiye, bir NATO üyesi. Her konuda NATO ne derse, Batı bloğu derse onu yapıyordu. Tıpkı diğer Batı ülkeleri gibi. Ama artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Türkiye bir NATO üyesi olabilir. Türkiye AB ile tam üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olabilir. Diğer yandan Rusya ile de çeşitli stratejik ilişkileri olabilir. Akkuyu nükleerde olabilir, çeşitli savunma alanlarında olabilir, ticari turizm alanlarında olabilir. Çin'le olabilir, Şangay Beşlisi ile olabilir.
çeşitli bir dış, Afrika ile olabilir, hepsiyle var. Daha dengeli, tek kutuplu bir dış siyaset artık takip etmiyor Türkiye. Bunun kanıksanması ve anlaşılmasının bunlar sancıları esasında Türk-Amerikan evet. ilişkileri arasındaki sorunlar. Bu sorunların da artık kademeli olarak çözüldüğünün sinyalleri bunlar diyebilirim. Bu dip dalganın önünde de Bob Menendez'in bir takım ticari menfaatleri vesaire duracak gibidir. Evet, şeyi çok kritik tabii makamı, çünkü Senato'daki Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı. Ama tek başına da Amerika'nın yerleşik düzeninin, Amerikan başkanının, Pentagon'un, Savunma Bakanlığı'nın dan yükselen dip dalganın önünde durup da Türkiye düşmanlığının bayrağını tek başına orada sallandıracak bir gücü, çapı ve kalibresi de yok. Peki şunu hatırlatarak Sayın Yılmaz'a sormak isterim. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin F-16 talebi arasında bir bağ yok demişti. Ama başını Menendez'in çektiği birkaç senatör Blinken'a bir mektup yazdı ve mektupta Türkiye'ye F-16 satılmaması gerekiyor, İsveç NATO'ya üye olmadan dedi. Şimdi TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılımını geç onaylaması sizce bu süreci nasıl etkiler? Şimdi Türkiye'nin bu senenin başında yaptığı bir dış politika değerlendirmesi vardı. Orada Dışişleri Bakanlığı demişti ki dünyada çok kutupluluğa doğru gidiş içerisinde çoklu krizin yaşandığı bir dönemde Türkiye çok yönlü dış politika izleyecek. Türkiye bu istikamette bir politika izliyor ve 14-28 Mayıs seçimleri bu dış politika anlayışının 5 yıl daha Erdoğan üzerinden iktidarda kalacağını gösterdi. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri ve Batı hem Türkiye'nin bu önümüzdeki 5 yıldaki siyasi arkasında işte %52,5 halk desteği olan siyasi iradeyi, hem de dünyada bu bahsettiğimiz çoklu kriz bölgesinde, Ukrayna krizi başta olmak üzere yaşanan birçok krizde bir aktör olarak öne çıkan Türkiye'nin pozisyonunu hani biraz daha kabul etmek durumundalar. Eski öngördükleri, istedikleri uydu müttefiklik statüsünü Türkiye'nin kabul etmeyeceğini gördüler. Bu onları daha gerçekçi bir noktaya doğru getiriyor. Son dönemde hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem Batı ile yaşanan müzakerelerin bu anlamda önceki pozisyondan farklı bir pozisyona işaret ettiğini takip etmek lazım. Ama bu bütün problemlerin çözüldüğü, çözüleceği anlamına gelmiyor. Farklı farklı dosyalarda ilerlemeler mümkün. Bu F-16'lar, belki işte İsveç kartı, bütün bunlar iyi kullanılırsa birbirine yardımcı olacak ve farklı mecralardan birikmiş problemleri azaltarak Türkiye'nin hem o çok yönlü dış politikasını devam ettireceği, hem de Batı bloğu içerisinde Batı ile beraber hareket edebileceği alanlarda müşterek çalışmalar yapabileceği bir zemine işaret ediyor. Bu tabii bunun hani özellikle kırılma noktası belki Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD-YPG'ye gösterdiği desteğin ölçüsü nerede duracak, bundan ne ölçüde vazgeçecek? Çünkü bütün bu mecraların nihai olarak kesiştiği, karar verileceği nokta bu. Çünkü Türkiye bunu bir beka meselesi, bir varoluş meselesi, bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak algılıyor. Ama bunun dışındaki alanlarda bir yumuşama olduğu, F-16 bahsinin açılması, işte NATO zirvesi, İsveç kartı üzerinden yürüyen müzakereler buna işaret ediyor. Tabii şimdi İsveç'teki yaşananlar, bu sahada olup bitenlerdeki gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararını, bu süreci etkileyecek. Bununla beraber yine ihmal edilmemesi gereken takvim bakımından bir başka husus da 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak başkanlık seçimleri. Bunun da beraberinde hani Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunun netleşmesi bakımından oradaki
başkanın kim olacağı da önemli. Çünkü biliyoruz ki yani demokratlarla cumhuriyetçilerin bazı konularda farklılaşmış, hele Trump olursa pozisyonları var. O yüzden bunlar belki bir zaman alacak ama görüşülen eskiye göre Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin, Türkiye ile daha genel olarak Batı'nın arasındaki kanalları, mecraları işletebileceği bir yeni alan var. Çünkü Türkiye'nin yürüttüğü geçmiş dönemdeki büyük mücadelenin neticesi olarak diplomatik bir alan açılmıştı. O diplomatik alanı kullanıyor Türkiye şimdi. Bir de bu diplomatik alanın üzerine bu alanı kullanabilecek siyasi aktöre Türkiye'de seçimlerden 5 yıllık istikrarlı bir süre verildi. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Erdoğan'ın dış politikasını ister istemez daha gerçekçi bir şekilde kabullenmek durumunda kaldı. Evet, teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Peki son başlığımızı açalım Sayın Sıvış. FETÖ yapılanması. Şimdi Menendez'in FETÖ noktasında en büyük bağışçılarından olduğunu biliyoruz. Evet. FETÖ'ye bağlı organizasyonlarında gala yemeklerinde şeref konu olarak davet edildiğini, boy gösterdiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlığı alevlenirken acaba FETÖ'den bir destek alıyor mu bu? Elbette alıyor. Yani esas olarak da bir büyük şeyi... Büyük parsayı Rum lobisinden aldığını esasen düşünebiliriz ama hazır tabii onunla beraber bir siyasi bir çizgi tutturmuşken burada diğer Türk düşmanları da bu şeye katılabilir. Bu öyle. Yani esasında Menendez'le Rum lobisinin ilişkisi FETÖ ile olan ilişkisinden tabii eskiye dayanıyor. Tabii Rum lobisiyle müşterek olarak onun politikalarıyla mütenasip olarak nasıl Türk düşmanlığı yapıyorsa... Türk düşmanlığı yapmayan diğer bazı odaklar FETÖ gibi gene onlar da bu kervana katılıp bu sörf tahtalarını bu dalganın üstüne atmak isterler. Evet. Bu Menendez'le FETÖ'nün ilişkisi böyle. Yani diğer bir deyişle sonradan Türk düşmanlığı hazır sen Türk düşmanlığı yapıyorsun. Evet biz de şu anda Türkiye karşıtıyız buyur müşterek çalışalım. Esasında mesele en yalın ifadeleriyle böyle özetlenebilir. Tabii Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında şöyle bir orada bir sıkıntı var. 1981 tarihli bir suçların iadesi anlaşmamız var. Dolayısıyla bu bir uluslararası hukuka tabi bir kodifiye edilmiş bir metin, hukuki bir metin. Bu metne göre tüm FETÖ'cülerin ve tabii FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 1999'dan itibaren Pensilvanya'da muhkim olan Fethullah Gülen'in yani cemaatin liderinin, sözde cemaatin liderinin Türkiye'ye teslim edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada esasında F-16'dan farklılaşan bir durum var. Çünkü FETÖ'nün Amerikan gizli servisiyle ve farklı istihbarat örgütleriyle de ilişkisi var. Dolayısıyla hani F-16 meselesinin çözülmesi FETÖ meselesinin çözülmesinden çok daha kolay. Öyle söyleyebilirim. Çünkü hani FETÖ'yü orada barındıran charter okullarının faaliyetlerini devam ettiren ve charter okullarından FETÖ'nün para kazanmasını sağlayan arkada bir irade var. Ve o irade Bob Menendez'i aşan bir irade. Dolayısıyla hani FETÖ sadece Bob Menendez'in desteğiyle ayakta duran bir yapı değil. Daha arka planı bu biraz önce bahsettiğim establishment. Nasıl Türkiye'ye şu anda F-16'ları vermeye daha sıcak bakıyor dediğim establishment. O FETÖ'nün de orada barınmasına da sıcak bakıyor. Çünkü onlar FETÖ... bunlar için bir nasıl diyeyim bir dış politika aracı alanlarını genişleten Türkiye'ye yönelik dış politikanın şekillendirirken bir opsiyon olarak bir manevra alanını genişleten bir farklı bir opsiyon farklı bir alternatif olarak ellerinde tutmak istedikleri ve bunu da parayla yaptıkları parasıyla ve sağladıkları güvenlik şemsiyesiyle işte Pensilvanya'da orada çiftliği tutmak FETÖ'cüleri orada barındırmak bir güvenlik şemsiyesi sağlamak bunları veriyor ve karşılığında bir dış politika anahtarı elde ediyor. Dolayısıyla hani FETÖ meselesi ile F-16 meselesi biraz birbirinden tefrik edilmesi, ayrı düşünülmesi gereken iki mesele ama ikisi de şu anda Türk-Amerikan ilişkilerinin başat uyuşmazlık alanından biri. Bir tanesi yani F-16'lar çözülmeye daha yakın. FETÖ meselesinin öyle kolay kolay çözülebileceğine yönelik ufukta herhangi bir emare yok. Evet.
Evet efendim, Menendez'i konuştuk. Menendez hakkında başlatılan soruşturmayı, hatta soruşturmalara değindik. Evet, Menendez ve FETÖ arasındaki bağ ve Menendez ve F-16 dedik. Konuklarım Doçent Doktor Efe Sıvış ve Doktor Murat Yılmaz bizlerleydi. Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kapatırken şunu da söylemeye müsaade edin. 174 bin dolar civarında maaşı demiştim Bob Menendez'in. 2015 yılında savcıların aldığı rüşvet, 2015 yılının kuruyla söylüyorum, rüşvet aldığı iddia edilen meblağ savcıların 1 milyon dolar. Pekala. Yani 174 milyon bin dolar yıllık maaşı 1 milyon dolar 2015 yılında almakla iddia edildi. Peki teşekkür ediyoruz. Devam edelim.